Trump döneminde Amerika'da hangi şirketler, hangi sektörler öne çıkar? Nasıl bir değişim yaşanacak? Bu aralar herkesin aklındaki sorular. Ben de kendimce buna kafa yoruyorum ve Trump'lı bir dünyayı hayal etmeye çalışıyorum. Yanında tabii Elon Musk'ın da olduğu bir dünyayı. Ve kafamda beliren resim bugünkü video kapağına yansıdı aslında. Vahşi Batı. Donald Trump ve Elon Musk birlikte Amerika'yı eski Vahşi Batı günlerine götürecekler gibi geliyor bana. Ne demek Vahşi Batı? Kanunun, regulasyonun pek olmadığı, herkesin kendi kanunu koyduğu ortam. O dönemlere silah gücüyle. Umarım oraya gitmeyeceğiz. Benim bahsettiğim şey burada ekonomik sistemin, girişimciliğin, yeni teknoloji geliştirmenin biraz vahşi batıya doğru dönmesi. Demokratların döneminde anormal regülasyon vardı. Hemen hemen her sektördeki oyuncular regülasyon bolluğundan, bürokrasiden, kanunlardan bıktıklarını söylüyorlardı. İşte bu anlamda vahşi batıya dönüyoruz. Daha az regülasyon, daha az kanun. Deneyelim, yanılalım, öğrenelim. Girişimcileri mümkün olduğunca serbest bırakalım ve bakalım Amerika nereye gidiyor. Asla bakarsanız Amerika Amerika Birleşik Devletlerini Amerika yapan konu buydu eskiden. Fakat daha sonra aşırı regülasyon, aşırı korumacılık, aşırı vok politikaları dediğimiz politikalar pek çok faktörle Amerika'nın vahşiliği azaldı. Bunu tabi çok olumlu yönleri var, daha yaşanabilir bir yere döndü belki. Ama öte yandan inovasyonu, girişimciliği ve yatırımcılığı yavaşlattı. İşte inanıyorum ki Elon Musk ve Donald Trump birlikte tekrar Amerika'yı vahşi batımsı bir yere doğru götürecekler. Daha az regülasyonun olduğu, daha az kanunun olduğu girişim lerin daha özgürce, daha hızlı şekilde hareket edebildikleri, teknolojilerin daha hızlı, daha etkin şekilde geliştirildiği, daha fazla risk alınan ve bu sayede daha fazla yenilikçi ürün, iş modeli ve hizmetin ortaya çıktığı bir ülke. En azından ben şimdilik böyle görüyorum ve bu çerçevede bugün size hangi sektörlerde ümit var onu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Trump ve Elon Musk'ın neden regülasyonda savaşa gireceğini söyleyelim. Bu ilk sebebi. ikisinin de ömürleri regülasyonla boğuşmakla geçti. Başları sık sık derde girdi regülasyonlardan dolayı. Donald Trump vakasında kanunlarla diyelim yani konu sadece regülasyonla değil. Elon Musk da ise hep sermaye piyasası kurullarıyla çatıştı. Amerika'daki farklı merkezi otoriterlerle çatıştı. Hayatları bunda geçti. Burada Trump girişimci olarak Elon Musk da hem girişimci hem de bir inovatör olarak devletin ağırlığını çok hissettiler. E, diyorlar ki biz bunu azaltmalıyız ve bunu açıkça zaten seçim beyannamelerine koyuyorlar. Bakanlık kuracaklar adı Dodge Department of Government Efficiency yani devletin verimliliğini yönetme bakanlığı gibi bir isim. Onun başına da Elon Musk gelecek. Muhtemelen resmi bir görevle gelmeyecek ama danışmanlık yapacak oraya. Ve oranın amacı devletin hem masraflarını azaltmak. Elon Musk bayağı iddialı 8 trilyonluk devlet bütçesini 2 trilyon dolar kadar kısıntıya götüreceğim diyor. Hiç de kolay değil bu arada bunu yapmak. Ve bir yandan da regülasyonu azaltmak. Girişimcilerin, inovatörlerin, teknoloji delillerinin önünü açmak. Bakanlık devreye nasıl girecek, detayları nasıl işleyecek, Elon maskla Donald Trump'un bu ilişkisi hep böyle kuvveti devam edecek mi? Bunlar başka tartışma konuları ama niyet şu anda bu. Niyetleri gerçekten buysa ve bunu uygulamaya alabileceklerse şu anda Amerika'da regülasyonun en çok engellediği ve büyük potansiyel taşıyan sektörlere öncelikli olarak yöneleceklerini düşünüyorum. Bunlardan iyi ki tabii Elon Musk'la işin içerisinde olduğu için otonom sürüş olacaktır. Neden? Çünkü otonom sürüşün önünde ciddi regülatif sıkıntılar var. Henüz Tesla'nın teknolojisi oraya gelmedi ama çok yaklaşmış durumda ve regülasyonun rahatlamasıyla beraber tüketicinin zihninde tam otonom sürüş yazılımlarını almak daha anlamlı hale gelecek. Bu Tesla'nın önünü açacak muhtemelen. Sırf Tesla değil tabii bir şirkete özel bir şey yapılmaz. Sektördeki bütün benzer oyuncuların ve bir yandan da yatırımcılar regülasyon sıkıntısının ortadan kalktığını görünce bu alana daha fazla yatırım yapacaklar. Nitekim görüyoruz Tesla'da son günlerde değerlemede ciddi artış var. Bu regülasyon nereye kadar gideceğini bilmek çok zor. Öncelikle herhalde daha serbest bırakma, daha fazla deneye açık olma, biraz beklentileri azaltma şeklinde olacaktır. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sektördeki bütün uygulamalar normal sürücülü araçlar için geliştirilmiş uygulamalar ve regülasyonlar. Otonom arabalar bambaşka bir dik Onlara yönelik yeni regülasyonun da gelişmesi gerekiyor belki. Orayı merakla izleyeceğiz. O yüzden otonom sürüş herhalde net bir alan. İkinci net alan tabii yapay zeka. Yapay zekada olay iki boyutlu gidecek muhtemelen. Bir yandan yapay zekanın hızlanması için regülasyon rahatlatılacak. Mesela siz bir veri merkezi kuruyorsunuz ve onun çok yoğun enerji ihtiyacı varsa onun yanında bir küçük nükleer enerji santrali kurmanızın önü açılacak diye düşünüyorum. Tekim iki gündür bu tip hisse senetlerinde hızlı artış var küçük nükleer reaktör hisse senetlerinde. Öte yandan ama Elon Musk yapay zekaya bir miktar regülasyon gelsin de istiyor. Çünkü vahşi ellere yapay zeka geçerse ve arkasında regülasyon yoksa işleri biraz zorlaştırabilir, insanlığın sonunu getirebilir diyor. Bu nedenle yapay zeka ilginç bir alan olacak. Başka ilginç bir alan tabii bankacılık. Bankacılıkta çok regülasyon var Amerika'da. Bu regülasyonlar muhtemelen de gerekli. Çünkü daha evvel Trump'ın küçük bankalar tarafında kaldırdığı regülasyonların 2023'ün Mart ayında karşımıza bir finansal kriz neredeyse yaratacağını görmüştük. Burada da regülasyon gevşemesi gelecek bankacılıkta ve bankacılıkta özellikle satın alma birleşme tarafında yani şirketlerin birleşmesi, şirket satın almaları çünkü orada bir de monopol karşıtı regülasyonlar çok sert ve bundan dolayı pek çok büyük şirket deli gibi paraları olmalarına rağmen girip yeni şirketlere yatırım yapamıyorlar, satın alamıyorlar, birleşemiyorlar. Bazen iflasları bile neden olabiliyor. Yakın zamanda Speed Airlines galiba isim yanlış hatırlamıyorsam bir birleşme talebi vardı çünkü şirket batmak üzereydi. Regülasyon izin vermedi buna bir türlü ve şirketi çok tehlikeye soktu. Bu nedenle bu birleşmeler önemli. Burada kimler ön plana çıkar? Mesela Morgan Stanley gibi bankaların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bunlar bu işlerin uzmanılar çünkü. Başka iddialı bir alan regülasyonun çok kısıtladığı uzay. Mesela biliyoruz ki Space ile direkt olarak regülasyon mücadele ediyor. Uçuş sayılarını kısıtlıyor. Alanda suyu nasıl kullanacaklarına kadar her şeye karışıyor. Uzay tarafında bence büyük bir rahatlama gelecek. Zaten Donald Trump'ın da liderliğinin bir sembolü olarak uzayda Amerika'yı güçlendirmek isteyeceğini düşünüyorum. Uzayla ilgili hisseden hepsi coşacaktı. Dün nitekim Rocket Lab gibi şirketlerde ciddi artışlar vardı. Orada herhalde ilasyon gevşemesi olacak. Bir başka alan tabii pek çoğunuzla ilgili olduğu kripto teknolojileri. Bitcoin başta olmak üzere. Bir önceki dönemde Gensler tarafından yönetilen sermaye piyasası kurulu kendi limitlerini çok aşan, yetkilerini çok aşan şekilde kriptoya karışıyordu. E, orada ciddi bir gevşeme olacak diye düşünüyoruz. Zaten burada hem Trump hem Elon Musk kriptoda seviyorlar. Orada bir rahatlama olacaktır ve o endüstrinin tamamı yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Coinbase mesela o sektörün oyuncularından %30'a yakın prim yaptı sadece dün galiba. Savunma sanayinde büyük değişim bekliyorum. Savunma sanayi Amerika'da öyle regüle ediliyor ki 5 şirkete temelde teslim edilmiş durumda. Ve Amerika savunma sanayi regülasyonlardan dolayı yapay zeka devrimini büyük oranda kaçırmış gözüküyor. Şu anda pek çok sektör uzmanı Çin'in silahlarının daha akıllı olduğunu söylüyor. Amerika'da buna tepki olarak ortaya çıkan Android gibi, Palantir gibi girişimler var. Ondan önü çok asılacak diye düşünüyorum. Regülasyonda bütün ihaleleri 5 tane büyük savunma oyuncusuna aktaran ve onlarda daha ziyade mekanik silahlar yapan tanklar, tüfekler, uçaklar. Oralardan yapay zekaya yönelik alanlara doğru kayacağını düşünüyorum. İşte şu an Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz türden drone'lar, bizim bayrakların başarılı olduğu insansız hava araçları, bunlarla ilgili yeni savunma sistemleri ve yapay zekanın bütün bunlara entegrasyonu, veri akışının bunlara entegrasyon tarafına ciddi para düşünüyorum. Buna bu arada hakkını yemeyelim. Demokratlar da epey önünü açmışlardı ama çok daha hızlanacak. Bu arada o sektörün en büyük oyuncularından Palantir'in kurucusu Peter Thiel çok ciddi bir Donald Trump destekçisi. O sektörün en önemli oyuncularından Android'in kurucusu yine çok sıkı bir Donald Trump destekçisi. Ve bütün bunlarla işbirliği içerisinde uzaydan bunlara veri aktaran Elon Musk da Donald Trump'la işbirlikçisi. Başka beni heyecanlandıran bir alan biyoteknolojiler. Çünkü biyotekin geliştirdiği pek çok sağlık ürünü Amerika'da FDA'nin inanılmaz uzun ve belki de bir kısmı saçma güvenlik politikalarına, onay politikalarına takılıyordu Federal Drug Administration. Burada ciddi bir hızlanma beklemek mümkün diye düşünüyorum. Özellikle gen editasyonu gibi alanlarda bu tip firmaların önü çok açılacak diye inanıyorum. Yapay zeka ile ilaç geliştirme gibi alanlarda yine önümüz açılacak diye inanıyorum. Burası da heyecanlı bir alan. Ve son olarak da kuantum teknolojileri. Kuantum teknolojilerinde regülasyonun ne kadar engelleyici olduğuna emin değilim. Ama ürkütücü bir alan biliyorsunuz. Süper güçlü bilgisayarlar dünyası. Oraya da desteğin teşbihini atacağını düşünüyorum. Yani ben önümüzdeki dönemde teknolojinin özellikle de Çin'le rekabet edebilecek teknolojilerin çok önüne açılacağını düşünüyorum. Çünkü Donald Trump kendisine temel rekip olarak Çin'i görüyor. bunu önüne açacaktır. Öte yandan şu çelişkiyle tabii aklımıza geliyor. Biliyorsunuz Elon Musk Çin'de de çok kuvvetli. Oranın en çok satan arabalarını üretiyor. Bir çelişki yaratır mı diye bence yaratmayacak. Elon Musk orada Çin'le Amerika'nın arasındaki ilişkilerin yönetimleri de aktif bir rol alacak diye düşünüyorum. Bazılarımızın çok büyük ümitle beklediği niye bilmiyorum. Yani Twitter'a giriyorum bir sürü 300 Dünya Savaşı hesabı var. Bunun gerçekleşmesi ihtimalinin Trump yönetimine daha da uzaklaştığını düşünüyorum. Nitekim dün Putin Trump'la ilgili çok olmuş şeyler söyledi. Barışacağız dedi. Ukrayna Savaşı'na bir son getireceğiz dedi. Yani Bu işi de çözecekler diye inanıyorum. Ötesinde Trump eli çok kuvvetli giriyor bu döneme. Çünkü Amerika'da enflasyon tamamen neredeyse yok edilmiş durumda. Dünkü toplantıda Powell epey güvercinde. Ben toplantıyı baştan sona izledim. Dünyayı yayını açmadım çünkü artık çok önemli olmadığını düşünüyordum. Ve nitekim öyle de oldu. Yani 25 bas puan indireceklerine inanıyordum. Açıklamalarında güvercince olacağını düşünüyordum. Aynen de öyle oldu. Powell'a ısrarla şu soruyu sordular. Trump git derse gider misiniz? Hayır dedi. Gitmem dedi. O da aslında bence Trump'la işbirliği kurmanın yerli yollarını bulmaya çalışıyor. Çünkü kendinizi Powell'ın yerine koyun. Bence başarılı bir Merkez Bankası başkanlığı yaptı son tahlilde. Çünkü enflasyonu hızlı şekilde aşağıya indirdi. Gerçi kendisi yaratmıştı ama olsun indirdi. Ve bir anda da Amerikan ekonomisi resesyonu sokmadı en azından şimdilik. Mirasın bozulmasına izin vermek istemeyecektir. O yüzden benim tahminim daha devam edecek en azından bir, bir iki yılda. Güvercin bir politikayla Trump'ı da destekleyecek. Çünkü dünkü FED toplantısında enflasyonun yendiklerini söyledi. Rahat olduklarını söyledi. İstihdam piyasalarına yaşanan problemlerin geçici olduğunu söyledi. İnanılmaz güvercin bir tondaydı. Ve biz faiz oranlarını enflasyonla uyumlu hale getireceğiz konusunda da iddialı konuştu. yani faize inmeye devam edecek onu da anladık. E bütün bunları bir yere getirince oldukça parlak günler Amerika'yı bekliyor gibi. Elbette piyasa düzeltmeler olacaktır. Amerika'nın borç sorunu henüz çözülmüş bir sorun değil. Bundan ilgili zaman zaman riskler yaşayacağız. Ama benim gördüğüm yeni Amerika dünyayla barışmaya çalışan, ekonomiyi tekrar hareketlendiren ve içerisinde bir vahşi batı yaratıp tekrar girişimciliğin, teknolojinin öne çıktığı bir ülkeye dönüşmek istiyorlar. Riskler neler? İşte Trump acaba günlük tarifiyle artırırsa enflasyon yaratır mı? Göçmenleri geri göndermek enflasyon yaratır mı? Evet buralarda riskler var ama Trump mantıklı bir adam bunları makul şekilde yöneteceğini tahmin ediyorum. Ve sonra bir iş adamı ve arkasında da Elon Musk var. Çok enteresandı. Seçim gecesi Trump ailesinin bir fotoğrafı vardı. Bütün torunlar, çocuk, çocuk ve o fotoğrafta sadece Elon Musk vardı. Elon Musk'la Trump'ın ilişkisi bence şu anda başka bir seviyede. Tabi bu ikilinin ilişkileri nereye gider? İkisi de yüksek egolu insanlar. Bunları daha sonra takip edeceğiz. Ama benim gördüğüm bu ikili Amerika'yı ekonomik olarak büyütmeye, teknolojik olarak büyütmeye, inovasyon olarak büyütmeye ve dünyada da savaşları mümkün olunca azaltmaya veya yok etmeye geliyorlar. En azından benim görüşüm böyle.